mühürü var. Burada Erdoğan diyor ki 60 milyar 38 milyon 892 bin 590 lira verdik sosyal koruma kalkanında. Vallahi de billahi de bunu hesapladım 20 36 milyonu işçinin kumbarasından alınıp dağıtıldı. İşçinin kumbarasından işsizlik fonundan alındı millete dağıtıldı biz devlet olarak biz dağıttık diyorlar. 2 milyarı da biz bize yeteriz Türkiye kampanyasından mütevellit. 22 milyardan bir kuruş daha fazla para bu millete sosyal koruma kalkanı kapsamında dağıttılarsa ben adımı değiştireceğim. Heyhat Fahrettin Fuat Oktay bir açıklama yaptı. Dün mü yaptı? Evet Evelsi gün. Uçmuş. Uçmuş. 600 milyar dağıttık dedi. 600 milyar. Erdoğan 60 milyar devletin resmi rakamına göre sosyal destek programına hane bazlı biz bize yeteriz, kısa çalışma ödeneği, nakti ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği toplam 60 milyar. Fuat Oktay Cumhurbaşkanının yardımcısı 600 milyar dolar dağıttık. Lira pardon, dolar. Aklımız 128 milyar dolarda. 600 milyar TL'yi kime dağıttın? Kime dağıttın? Borcu borçla kapatmak için bankaların faizle verdiği kredileri sayıyorsan o bile bu parayı o buna te tekabül etmez. Şimdi eğer Fuat Oktay'ın dediği 600 milyar TL dağıtıldıysa bunu lokantacılar almadı. Garsonlar almadı. Valeler, berberler, kahvaneciler gündelik temizlik işçileri, inşaat işçileri, kantinciler, yurt işletmecileri, taksi esnafı, servisçiler, çiftçiler, emekliler, memurlar, EYT'liler almadı. 600 milyarı kim aldı? 600 milyar dağıtılmadı da. Bir para dağıtıldıysa kesin beşli çetededir. Beşli çeteye büyük muafiyetler hiç hız kesmeden devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, bu tablo karşısında söylenecek şudur. Türkiye ve 84 milyon bu eziyeti, bu zulmü hak etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 84 milyon insanı evde katıksız hapse mahkum edecek devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti insanına ne halin varsa gör diyecek bir devlette de değildir. Ama geldiğimiz noktada tablo bu. Sıcak bir tartışmamız var. Eller arkaya koymak suç. Yasak. Saygısızlık. Fena saygısızlık hem de. Ayıp olan şu. Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosunu asırlar sonra orijinal bir tabloyu hak ettiği yere taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımıza Fatih Sultan Mehmet Han'a saygısızlık yaptın demek için mercimek büyüklüğünde bir beyin bile olsa demez demez şu ülkenin haline bak şu iktidarın be, e, becebi çareliğine şu yargının da içinde bulunduğu hale bir bakın ya. Bir bakın. Allah yakışan iftiradan korusun denmiştir. İşte bu yakışmayacak bir iftiradır. Onun için Sayın İmamoğlu da partimiz de bu konuda rahattır. Ama bir şeyin bilinmesi lazım. Bu tablo milleti güldürüyor. Güldürürken düşündürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının Böyle bir ihbardan yola çıkarak Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması için ön soruşturma, ön inceleme başlatmasını neyle nasıl izah edeceğiz? Ben o zaman İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına göre bu fotoğraf eğer suçsa ben de bir saygısızlık ihbarı yapayım. Şehitlerimize saygı herkesin ve hepimizin birinci önceliğidir. Şehidimizin Allah'ın nur gölünde yatırsın cenazesi. Beyefendi dirseğini tabuda atmış. Önünde mikrofon nutuk atıyor. Ey İstanbul savcısı. Bir saygısızlık arıyorsan burada. Burada bir saygısızlık yok. Burada bir doğallık var. Kaldı ki burası Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi değil. Kabri değil. Fatih Camii'nin haziresinin bahçesi. Saygısızlık burada, başsavcı. Bak, şehitler bizim kutsalımızdır. Şehit tabutları omuza alınır. Şehit tabutlarının tepesine dirsek konulup nutuk atılmaz. Sayın Savcı, eğer saygıdan mütevellit bir soruşturma açacaksın, al sana belge. Açamazsın. Tabii. Açmayı aklından bile geçiremezsin. Peki... Ne yapılmış? Başka? Ekrem Bey ne yapmış? Yenilenen seçimlere düğün tarihi gelen Cihan Yaşar'ın, Batmanlı kardeşimizin 23 Haziran'da ben bu düğünü yapmam İstanbul'da oy kullanacağım diyerek düğününü iptal etmesi üzerine Sayın İmamoğlu bu kardeşimize ces yapmak için düğününe gitmeye karar verir. Ertelenen düğüne. 23 Haziran yenilenen İstanbul seçimleri nedeniyle çocuk düğününü ertelediği için İmamoğlu Batman'a gider. Gitme kardeşim niye gidiyorsun Batman'a Diyarbakır'a? Sonra ne olur? Düğün yapılır. Diyarbakır'a geçilir. Ve Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz Başkan makamında görevindeyken ziyaret edilir. Ve bu ziyarette Sayın İmamoğlu Kayapınar Belediye Başkanımıza Atatürk tablosu hediye eder. Bu tablonun bir özelliği de şudur. 31 Mart 23 Haziran arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne atanan Kayyum'un duvardan indirdiği tablodur bu. Duvardan indirdiği Atatürk tablosudur. Kayapınar Belediye Başkanına hiç Atatürk tablosu hediye edilir mi? Bu suç etmemek lazım. Gitmemek lazım. Türkiye'yi kafalarda bölmek lazım. Böyle bakıyor birileri. Belediye başkanımız da hayır kardeşim. Doğusuyla, batısıyla, Kürdüyle, Türküyle biriz, bütünüz, beraberiz, kardeşiz diyor. Anlamlı bir ziyaret. Güzel bir ziyaret. İç barışımıza, toplumsal barışımıza katkı yapacak bir ziyaret. Hayır. Bu da suç. Bu da suç. Ve bunun için ayrıca İstanbul Cumhuriyet Savcısı soruşturma açıyor. Açarsan aç. Açmazsanız namertsiniz. Demin söyledim. Faşizme karşı mücadele edeceğiz kardeşim. Sonunda ne varsa var. Cezaevi ise cezaevi. Soruşturma ise soruşturma. Ne varsa var. Bu ülkeyi kuranlara, aziz şehitlerimize borcumuz var. Bu topraklarda bu milletin hür ve bağımsız yaşaması için mücadele edeceğiz. Tıpkı Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in söylediği gibi "Yaşasın hürriyet, yaşasın adalet" diyerek yolumuza devam edeceğiz. Büyük Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti temel değerleriyle, nitelikleriyle birlikte sonsuza kadar yaşatmaya da devam edeceğiz. Yolun